Nasıldır durum? Allah'ın izniyle iyileşecek. Lakin Ertuğrul'un açtığı yara kapanır mı bilmem. Kardeşin için kendini feda etmekten çekinmedi. Lakin Ertuğrul bir kez olsun yanına gelip bir geçmiş olsun deme zahmetine bile girmedi. Hayırsızdır. Sana çekmemiş belli. Sen nasılsın? Bu kadar acıya nasıl dayanır yüreğim bilemem. Önce bebeğim, sonra Gökçem. Senin varlığın beni ayakta tutar gün doğdum. Sen Selçuklu Sultanı'nın gözünde önemli bir beysin. Obanın gözünde sen hepimizin geleceğisin. Bu zorlu yolda seni yalnız komam. Hem artık arkanda kurdoğlu vardır. Masumiyetini ispatlamış, her daim yanında duran kapı gibi emmin vardır. Geçecek. Senin ölmene izin vermeyeceğim. Bebeğimi kaybettim diye anam beni kilimhaneden kopardı. Dişimle tırnağımla yaptığım her şey o kilimhanedeydi. Beni hayata bağlayan ne varsa elimden aldı. Özellikle Gökçe'ye verdi ki kardeşimle arama nifak tohumları girsin diye. Şş. Sen acından ne dediğini bilmez olmuşsun Hatun. Hayma anam öyle şeyler yapmaz. Allah aşkına aklını başına devşir. Hadi bana müsaade. Gün doğdu. Hala sözlerime itibar etmezsin değil mi? Doğrudur. Sütünü emmesen de sana analık etmiştir. Her daim seni beslemiş, büyütmüştür. Ananın acısını da yokluğunu da sana hissettirmemiştir. Lakin hiçbir şey göründüğü gibi değil. Vesveselerinle kendi içini de kuruttun, benim içimi de hatun. Vesvese ha? O kadın kadar itibarım yok gözünde demek. Geç bile kaldım. Çekip gideceğim buralardan. Selcan. Gideceğim elbet. Karnımda senin bebeni taşımaktan bile aciz bir kadınım ben. Kardeşin iyileşsin, çekip gideceğim. Bırak beni. Kurban olan gün doğdum. Bundan daha fazlası yok. Huzur da, mutluluk da bu obada artık yoktur. Selcan, kendine gel. Obada huzur bulasın diye dedim. Yahu, benim huzurum da, hatunum da sensin. Madem öyle, neden anan ağabeyi korkutun obasında sana avrat arar?
Anlamadım. Söylemeyeyim dediydim. Üstüme geldin. Unut gitsin. Demek bu kadar basit ha. Bütün şüphelerden kurtuldu. Onca Alp'in ölümü, onca fitne, Alparu denen o soysuzun üzerine kaldı öyle mi? Yeter Hayme, yeter. Kurdoğlu Gündoğdu'nun oyunundan alnının akıyla çıktı. Hain Alparguydu. Bitti artık. Kurdoğlu masum. Herkes buna şahit. Bu mesele kapandı, bitti. Peki senden ne isterler Süleyman? Çekilmemi. Anlamıyor musun? Çekilmemi. Ahali töre değil, refahın peşinde. Kurdoğlu ahalinin derdini benden daha çok görüyor. Görüyor ki çekilmemi istiyor. Yerime de oğlum Gündoğdu'yu geçirecek. Gerçek bu. Benim kocadığımı, ahalinin bana saygısından ses etmediğini duymak istemesen de gerçek bu. Destur var mıdır baba? Gel. Eğer müsaadeniz olursa her ikinize de bir çift sözüm olacak. Baba, eğer Gökçe ile Ertuğrul'u ev vermezsen benim yuvamı yıkacaksın. Anamın ne zamandır uğraştığı şeyi bari sen yapma. Gündoğdu! Ağzından çıkan işitirmesin sen. Ha? O ne biçim laf öyle? Ana, Selcan bebeğimi yitirdiğinden beri dayımın obasında bana kız baktığını bilirim. Zaten acımız vardır. Allah aşkına acımıza acı katma. Kilimhanenin başına yeniden Selcan'ı getir. Sizin husumetiniz yüzünden yuvamın dağılmasını istemiyorum. Sizden başkaca bir isteğim yoktur. Müsaadenizle. Sen ne yaptın Hayme? Halime Sultan. Sağ olasın Ertuğrul Bey'im. Saraylarda yaşayıp Halime Sultan olmayı değil, obanın kızı olmayı istedin. Seninle olduğum her yer benim sarayım. Ben yalnız senin gönlünün sultanıyım Ertuğrul Bey'im. Oğuz obası da yuvamızdır. Obamın kızı olmayı istersin lakin günü geldiğinde benimle birlikte bu obadan gitmeyi de göze almalısın. Seninle dünyanın öbür ucuna da olsa giderim. Neden diye de sormam. Lakin neden obanı bırakıp gittiğini de bilirim. Bu yüzden tasalanırım zaten. Babamın vasiyetini, beyimin emrini çiğnersem bu obada kalıp onun yüzüne bakamam. Çiğneyecek misin?
Bana da sevdiğimle bu babadan gitmek düşer. Keşke sana pusat kullanmayı öğrettiğim gibi avrat kısmının oyunlarını da öğretseymişim. Hayat yolunda hazırlıksız yakalandın aslanım. Öyle deme emmi. Bir anda anam var, bir anda avradım. Bunların hepsi taht oyunları Gündoğdu. Seni bezdirip bunaltma oyunları bunlar. Hepsinin altında da hayme var belli. Sana dediydim, Selcan Hatun da dediydi. O tahtaki hükmü bitecek ya, tutuştu. Gelip geçer bunlar. Ertuğrul'un da kafası basmaz bu oyunlara. Tabii ki arkasında anası var. Onu pestil gibi ezen anası. Üzülme sen. Otağa girip beylik koltuğuna kurulunca sel gider, kum kalır. Yine kalırız biz bize. Obadaki ihtiyarlar da alışırlar yeni hayatlarına. Ha. Bu arada sana iyi bir haberim var. Tato Sarput az önce sürünün parasını gönderdi. Emmi, bunlar... Bu çil çil altınlar var ya, hepsi senin başarın yeğenim. Öyle kılıç kuşanıp kefereyi yenmekle bey olunmaz. Önce ahalinin karnını doyuracaksın ki savaş için, ganimet için, gaza için sen istediğinde savaşsın Alp. Alp'in anası da avradı da sana laf etmesin. Şimdi sen beyliğe giden yolda gerekeni yap ve bir şölen ver. Otağa kurulacak yeni beyni tanısın ahali. Asıl savaş şimdi başlıyor Aktolgalı. Allah yardımcımız olsun. Eline sağlık. Hatunlar. Gökçe'nin başına gelenleri duydunuz. Bundan böyle Kilimhane'nin başına Selcan Hatun gelecektir. Onun sözleri benim sözlerimdir. Hayırlı olsun. Herkes işinin başına. İnşallah bundan gayrı işime de yuvama da karışmazsın Haymana. Yedi yaşından beri elimde büyüdün. Her daim anan gibi yanında durdum. Sen ne zaman böyle oldun? Ha? Anan, canımdı.
ciğerimde. Öyle bir kadından nasıl çıktın? Sen gibi biri benim otağımda nasıl yetişti? Yazıklar olsun. Herkes yerini bilirse sen benim anam olursun. Ben de senin hem gelinin hem kızın olurum ana. Bu kadar kolaydır. Atalar dururken oğullar söyleye. Analar dururken kızlar buyru eyleye. Allah sonumuzu hayır eyleye. Hatunlar! Bu sene obanın görmediği kadar basma kilim dokuyacağız. Dört yeni dokuma tezgahı daha yaptıracağım. Halep'ten Şam'a, Konya'dan Antakya'ya bütün tezgahlarda bizim dokumalarımız, basmalarımız olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. El mi yaman, bey mi yaman? Görelim bakalım haymana. Umur. ...22 sığır, 3 deve, 67 keçi. Doğru mudur? Doğrudur. 63 akçe. Hayrını gör. Allah senden razı olsun beyim. Allah başımızdan eksik etmesin seni. Senden de razı olsun, sağ ol. Hadi hayrını gör. Yağız. 33 sığır, 7 deve, 123 keçi. Doğru mudur? Doğrudur. 103 akçe. Hayrını gör. Eyvallah, var olasın beyim. Sen başkasın derlere de inanmazdım. Gözlerimle gördüm. Yaşa var ol beyim. Sen de var ol. Sağ ol. Gündoğdu'nun günü bugün. Öyle dersin de Alpler bu işten pek memnun değil. Gazaya çıktığımızda onlar da susar elbet. Allah senden razı olsun beyim. Sen de. Hayrını gör. Sağ olun, sağ olun. Sizden de Allah razı olsun. Nice vakittir çektiğiniz kahrı bilirim. Allah'ın izniyle bu zor günler artık geride kaldı. Hepiniz hakkınızı ziyadesiyle aldınız. İnşallah, inşallah bundan sonra daha fazlasını da kazanacağız. İnşallah, inşallah. Yarın gece oba meydanında beylere, sürü sahiplerine ve çobanlara bir toy düzenleyeceğim. Hepiniz davetlisiniz. Çok yaşasın. Sağ olun. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun. Gündoğdu ne yapmaktadır Ertuğrul? Abin tehlikeli bir oyunun içindedir. Kardeşi olarak onun gözünü açmak da senin vazifen. Baban sevdikleriyle vazifesi arasına sıkışmıştır. Babam Örs'le çekiç arasına sıkışmış olsa bile anca daha da sıkılaşır, daha da sertleşir Dildemir. Vardır babamın bir bildiği. Babam bir adım atsın, biz arkasından koşmayı biliriz.
Gündoğdu sürüyü satmış. Ahalinin eline ömründe görmediği kadar altın geçmiş derler. Gündoğdu yarın akşam beylere, çobanlara, hayvan sahiplerine yemek verecekmiş. Bunu benden habersiz yapar hanım. Davet bile ederken Abdurrahman'la haber gönderdi. Ahali çok memnun. Hiç olmadığı kadar yüksek fiyata satmış hayvanları. O cılız hayvanlar bu kadar nasıl para etti bilmem. Selcan bir daha Kilimhane'ye gelme dedi bana. Artık kocadık diye bizi istemezler hanım. Sana beylikten çekilme vaktim geldi diye boşuna demedim. Kurdoğlu toyda Gündoğdu'yu aday gösterip seni dümdüz etmek isteyecektir. Ondan sonra da ne yapar bilinmez tabii. Ama Gündoğdu'yu da senin gibi harcarsa hiç şaşma. Bize de gereği neyse onu yapmak düşer hanım. Sınıra kadar İsa'lı arabacıma ben göz kulak olacağım. Merak buyurmayın. Yolunuz açık olsun. Sana minnettarım İzadora. Bu iyiliğini ömrümce unutmayacağım. Tanrı sizi korusun. Hoşça kalın. Lütfen dikkatli olun. Obamızda hala bir hain olma ihtimali var. Hayatınız tehlikede olabilir. Türklerin söylediği gibi. Hayırlısı neyse olsun. Halime Sultan ve Şehzade Yiğit size emanet Ertuğrul Bey. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Ya Allah. İlgilenirim Ertuğrul Bey'im. Onun ölmesine izin vermeyeceğim. Ertuğrul Bey'im benimle gelir misiniz? Size göstermek istediğim bir şey var. Hatırlar mısın? Ha? Hatırlar mısın? Sana her şeyi anlatacağım. Kim olduğunu bileceksin Turgut'um. Sana her şeyi ta en başından anlatacağım. Unutturdukları her şeyi geri vereceğim sana. Tamam. Geçti. Geçti.
İbn-i Arabi bu sandığın varlığından sadece ikimizin haberdar olmasına müsaade etti Ertuğrul. Başka bir şey söyledi mi Halime? Sandığı asla açmayın dedi. Döndüğünde bizden geri alacakmış. Bir de İzadora konuşurken laf arasında babasının Arabi'nin emanetinden bahsettiğini söyledi. Bir ilişkisi var mı bilmiyorum ama yine de bilmeni isterim. Safa geldin bayım. Haktır Allah. Haydır Allah. Haktır Allah. Haydır Allah. Haktır Allah. Haydır Allah. Haktır Allah. Haydır Allah. Vakit geldi Deli Demir. Son nefesime kadar yanındayım bayım. Haktır Allah. Haydır Allah. Haktır Allah. Haydır Allah. Haktır Allah. Ah, bize zor ha. Seni çok merak ettim meleğim. İyi misin? Ne oldu? Kayboldum amca. Sonunda bir köylü yardım etti. Çok yorgunum. Biraz dinleneyim, her şeyi anlatacağım. Git tatlım. Dinlenmek iyi gelir sana. Yalnız bilmen gereken bir şey var. Nedir? Mario. Geçen gün cesedini bulmuşlar. Kendini asmış. Yarın akşamki yemekten sonra her şey değişecek. Basit çobanlar olmadığımızı cümle alem görecek. Ortodoksların üzerine yapacağımız ganimet akınlarıyla beyliği ihya edeceğiz. Bu gördüğünüz altınlar daha başlangıç. Şimdi Gündoğdu Bey'imiz sizi bekler. Ertuğrul Bey'imin ağası olmasa gider yakasını yapışırım. Senin haddine mi düşmüş bey dururken beylere, çobanlara yemek vermek? Sen Gündoğdu, sen ne ettiğini bilir misin derim. Ya o adı kurt kendi çakala ne demeli? Her türlü fitne onun başının altından çıkıyor. Şeytan diyor böyle, tut yakasından. Tövbe yarabbim, ne der diyorum. Ne o? Sen yemeğe gitmeyeceksin mi? Koyundan koç, deveden burak kesiyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Sen yemeğe gitmeyeceksin öyle mi? Acımdan ölsem o yemeğe gitmem. Vay! Kardeşim benim be.
İkiniz de o yemeğe gideceksiniz. Her zaman dediğim gibi, biz toyu onlara bıraktık, av bizim olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Anlaşıldı beyim. Maşallah beyime. Senin yerinin ayrı olduğunu görmeyen, bilmeyen kalmadı. Babandan sonra bu obanın temel direği sensin. Babandan sonra da bu obayı dimdik ayakta tutan sen olacaksın. Allah seni başımızdan eksik etmesin Gündoğdum. Yarın gece vereceğin yemek, gelecekteki beyliğinin mührü olacaktır. Destur var mıdır beyim? Gel Karabudak, gel. Yolun açık olsun demeye geldik beyim. Her zaman yanında olduğumuzu bilmeni isteriz. Eyvallah Kutlu. Eyvallah Karabulak. Seninle bir yola çıkarız beyim. Lakin o yol Halep'e kadar değil, mezara kadardır bilesin. İnşallah vakti geldiğinde seni kayıların yeni beyi olarak da görmek isteriz Gündoğdu. İnşallah. Müsaaden varsa elini öpmek isteriz beyim. Beyler, vakit geldiğinde elbet ok yaydan çıkacaktır. O vakte kadar söz etmeyeceğiz, göz çıkarmayacağız. Lakin siz her daim hazır olun. Turgut kardeş. Hadi kalk Turgut kardeş. Çıkıp biraz hava aldırayım sana. Obanı gör. Obanı gör ki saat bulasın. Bu sefer de Gündoğdu çıktı karşına. Kayılar böyledir işte.
Bir ölür, bin dirilir. Sen bizimle oyun mu oynuyorsun Kurdoğlu? Ne oyunu? Gündoğlu'yu saflarına çektiğini bilirdik. Hı? Ne oldu da birden en büyük düşmanımız oluverdi? Gündoğdu beni de faka bastırdı. Ama ona son bir şans daha vereceğim. Ne şansı? Obada onun için isyan sancağını dalgalandırdım. Ya sancağına sahip çıkacak ya da ölecek. Biz de sana son şansı veriyoruz Kurdoğlu. Ya bu işi bitirirsin ya da sen de Gündoğdu gibi. Bu Turgut Alp'in hayat suyu. Üstad-ı Azam ondan vazgeçmek istemiyor. Gün geldiğinde ondan faydalanmak istiyor. İzadora obaya geldi. Allah'tan beni tanımadı. Onun ne altlar çevirdiğini biliyoruz. Bedelini ödeyecektir. Şu söz verdiğiniz altınları alabilir miyim? Şu obanızı al ve bir an evvel bu topraklardan defolun. Baban havası suyu iyi gelir dedim. Ona kardeşim merhamet. Daha iyi gelir beyim. Beyim. Bir evladım düşmana verdim. Gayrı başkasını vermeyen. Abla. Ne oldu yiğidim? Ben kararımı verdim. Sultan Alaaddin'in teklifini kabul edeceğim. Kayseri'ye gideceğim. Ne diyorsun sen Yiğit? Obada kalıp Alp olmak istiyordun. Abla, Ertuğrul abim seni çok seviyor. Onunla burada mutlu olacaksınız. Ya ben? Amcam Alaaddin'in içi rahat etsin diye onun gözünün önünde olmam gerekiyor. En doğrusu da bu zaten. Ben senden nasıl ayrılırım Yiğit? Destur var mı? Buyur Aykız. Size yeni yaptığım aştan getirdim. Sıcak sıcak tadına bakın. Sağ ol Aykız, eline sağlık. Sen nasılsın? Ben iyiyim de... obada işler karışıyor Halime.
Her an her şey olabilir. Beyler seni bilir sever. Babanı ne kadar sevdiğini de bilirler. Lakin onların yanında kararsız durma Gündoğdum. Hatun, sen hiç meraklanma. Erken ötecek horoz muyum ben? Şu akşamı bir atlatalım hele. O vakit bakarız ne yapacağımıza. Vakit bu vakitte. Sen bunu görmezsin Gündoğdu.